Herkese merhabalar, benim canım takipçi arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, kanalıma, parkıma ve kalbime hoş geldiniz. Size daha kış başlamadan önce güzel havaların keyfini çıkartalım diye parklara getirdim. Arka planı biraz değiştirelim, güzelleştirelim, içiniz açılsın dedim. Ama yağmura yakalandım, saçım başım ıslandı, kusura bakmayın. Neyse, bugünün konusu dizilerden artık koptuk biraz. Kırmızı Oda'yı, Masumlar Apartmanı'nda, Odun Ev, Kaderindir'i bir yere bırakalım. Çünkü ben artık size bildiğim, size katkı sağlayabilecek diğer bilgilerden bahsetmek istiyorum. Sizin de çokça bana sorduğunuz ve belki de çok izlenmeyecek olsa bile birkaçınıza fayda sağlayabileceğim bilgileri vermek için bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Psikiyatrist nedir? Psikolog nedir? Sosyolog nedir? Aile danışmanı nedir? İş alanları nelerdir? Sonrasında meslek tercihleri nasıl yapıyorlar diye bana çokça sorular sordunuz. Ben de size böyle güzel bir özet video çekmek istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak psikiyatristten başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Gülseren Budayıcıoğlu da doktor psikiyatristtir. Buradan anlayacağımız ilk konu şu. Psikiyatristin hepsinden farkı sayısal lise mezunu ve tıp fakültesi okumuş olması gerekiyor. Minimum 6 yıllık tıp fakültesinden sonra uzmanlık içinde en az 4 yıl boyunca akıl ve ruh sağlığı üzerine uzmanlaşmak için okumaya devam ediyor. Yani psikiyatristler ortalama 10-12 yıl boyunca bir eğitim hayatı alıyorlar o mertebeye erişebilmek için. Peki psikiyatristlerin temel tedavi konuları nelerdir? Böyle şeyler oluyor, kusura bakmayın. Biliyorsunuz Türk toplumu kornayla iletişime geçmeye çalışıyor insanlarla. Allah'ım yardım. Psikiyatristlerin baktığı hastalarda genellikle şizofreni, depresyon, yeme içme bozuklukları, takıntılar, anksiyete gibi ciddi rahatsızlıkları tedavi amaçlarlar. Ve psikiyatristlerin psikologlardan ve diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise doktor oldukları için ilaç yazabiliyor olmalarıdır. Peki psikiyatristler nerede çalışırlar? Kendi özel kliniklerinde çalışabilirler, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, devlet dairelerinde de çalışabilirler. Gelelim psikologlara. Psikoloji nedir? Ruh bilimi olarak geçer. Psikologlar da ruh bilimci olarak geçmektedir. Psikiyatrist ve psikologların birbirlerine karıştırıldığı nokta psikoterapi yöntemidir. Psikoterapi ise bir konuşma tedavisidir. Size gelen kişi, yani hastanızla onun düşünceleri, fikirleri, hayata bakış açısıyla ilgili yaptığınız konuşma seanslarının tümüne psikoterapi deniliyor. Psikiyatristler de bunu yapabilir, psikologlar da bunu yapabilir. Sadece psikiyatristlerin daha önce de dediğim gibi ilaç verme yetkisi vardır. Daha ciddi vakaları genelde psikiyatristlere aktarırlar bu sebeple. Psikologların ilaç verme yetkisi yoktur. Çünkü zaten tıp mezunu değillerdir. Liselerin fen edebiyat bölümünden mezun olurlar. Üstlerine 4 yıl boyunca üniversitelerin psikoloji bölümünde eğitim alırlar. Daha sonrasında uzmanlık alanlarına göre 2 yıl daha master yaptıktan sonra seanslara başlama yetkisi kazanabilirler. Genellikle klinik psikolojiyi bitirenler psikoterapi yönteminden faydalanıp seans vermeye başlarlar. Peki psikologlar nerelerde çalışırlar? Eğer psikolog olarak mesleklerine devam etmek istiyorlarsa yine kliniklerde, özel kuruluşlarda, devlet dairelerinde ya da bir psikiyatristin yanında, hatta kendi kliniklerinde açarak çalışabilirler. Ama psikoloji mezunu oldum, psikolog olmak istemiyorum derseniz de benim üniversiteden psikoloji bitiren arkadaşlarımın çokça yapmış olduğu kurumsal hayat meslekleri satışlar oluyor, pazarlama oluyor. Daha böyle insan iletişimine yatkın alanlar oluyor açıkçası. İnsan kaynakları, reklam ajansları da psikoloji bitiren arkadaşlarım genellikle tercih ettiği bölümlerdendi. Gelelim... Gelelim sosyoloji. Sosyolog nedir? Bildiğiniz üzere ben Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji mezunuyum. 2013 yılında mezun oldum. 2 yıl öncesinde de Yıldız Teknik Üniversitesi'de aile danışmanlığı sertifikasını aldım. Sosyolog ve aile danışmanıyım. Sosyolojinin psikolojiden ve psikiyatriden en önemli ayrılan yeri... Ay, kedi geldi sandım, gördünüz. En temel ayrılan özelliği ise birey olarak değil, toplumsal olarak incelemelerini yapar. Yani bir şahsı alıp seans yapmak yerine toplumun ya da grup içindeki insanların tümünün olaylardan, kitlesel dönüşümlerden, savaşlardan, durumlardan nasıl etkilendiğini inceleyen bir
bilim dalıdır. Toplum bilimi olarak da geçmektedir. İnsanların kitlesel olarak etkilenme alanlarını, nasıl reaksiyon verdiklerini, neye dönüştüğünü, toplumsal psikolojiyi ne yönde etkilediğini olayların bu tarz incelemeler yapan bilim dalına ne diyoruz? Sosyoloji diyoruz. Dolayısıyla bir sosyoloğun psikolog ya da psikiyatri gibi bireysel seans yapması maalesef söz konusu değildir. Seans yapmak istiyorsanız ya psikoloji ya psikiyatri okumanız gerekiyor ya da sosyoloji mezunu olduktan sonra aile danışmanlığı tarzı eğitimlerle bu bilgilerinizi destekleyip tamamladıktan sonra seanslara başlamanız gerekiyor. Çok fazla sosyoloji bölümü seçmek isteyen ya da okuyan arkadaşlarım bana mesaj attılar. Sosyoloji Türkiye'de nasıl yapılır, hangi iş kollarını seçmemiz lazım, aile danışmanlığı eğitimini öneriyor musunuz diye çok soru geldi bana. Şöyle söyleyebilirim ki normalde her kurumsal şirket içerisinde bir psikolog, bir de sosyolog olması lazım. Çünkü zamlar yapıldığı dönem, toplu işten çıkarıldığı dönem, bu tarz korona tarzı salgın dönemlerinde çalışanların toplu halde ve tek tek psikolojisinin incelenmesi, gidecek incelenmesi için ama devirme lütfen. Verimin azalmaması için aklı başında her şirketin, belli bir cironun üstündeki her şirketin sosyoloğunun ve psikoloğunun olması lazım. Ama maalesef Türkiye'de bu çok da bilinçlenilen ve gelişilen bir alan olmadığı için sosyologlara çok da fazla değer verilmediğini üzülerek belirtmek istiyorum. Ben sosyoloji mezunu olduğumda okulda kalmak istiyordum ama gezi olayları patladı. Birkaç hocamız tutuklandıktan sonra açıkçası akademisyen olmaktan biraz ürküp kurumsal hayata yönlendim ve satış bölümünde işe başladım. Kurumsal firmalarla satış yapıyordum sigorta bölümünde. Ama en çok istediğim şey de madem sosyolog olamıyorsam reklam ajanslarında daha yaratıcı fikirler sunan, daha dinamik işler yapan bir departmanda çalışabilmek de açıkçası olmadı. Geri geliyor, onların geçişini bekleyelim mi? Ne diyorduk? Sosyoloji mezunları eğer sosyologluk yapmayacaksa hangi alanlarda işe girebilirler? Benim size önereceğim yine psikoloji bitirenlerle aynı branşlar olabilir. İnsan kaynakları, satış, pazarlama, reklam ajansları, daha böyle yaratıcı fikirler. Yani insanla daha çok iletişim içinde olabileceğiniz departmanları seçebilirsiniz. Genelde insan kaynakları birimleri de sosyologları, sosyoloji mezunları bu tarz alanlarda değerlendiriyor. Benden söylemesi. Sosyoloji ile psikolojinin en temel farkının birisinin bireye ele alışı, birisinin toplumu, grubu ele alışı olduğunu söylemiştik. Ancak benzer noktalarına da değinirsek ne insanı toplumdan ne de toplumu insandan ayırmak mümkün değildir. İkisi de deney ve araştırmalara dayanır. Ve tabii ki hepsinin ana fikri nedir? İnsan. Gelelim bana çokça sorduğunuz aile danışmanlığıyla ilgili konulara. Aile danışmanı kimdir? Kimler aile danışmanı olabilir? Nasıl eğitim almalıdır? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, üniversitelerin 4 yıllık program, 4 yıl olması şart. Sosyoloji, psikoloji, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet gibi bölümlerinden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı herhangi bir online ya da üniversitenin kuruluşlarından bu eğitimi alabiliyorsunuz aile danışmanı olmak için. Bir sertifika programıdır. Benim aldığım aile danışmanlığı eğitimi cumartesi, pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içerisinde 9'dan 5'e kadar tüm gün olan eğitimdi. Yaklaşık 6 ay sürdü. Minimum 300 saat teorik, 30 saatte gözetim eşliğinde süpervizyon veriliyor. Yani pratiğe dökme, orada canlandırmalar, seans alıyor musun gibi kurgular yapılıyor. En sonunda bir sınav oluyor. Sınavdan sonrasında da tez gibi yaptığın 2 seanslık aile danışmanlığı seansını deşifre ediyorsun. Yazıyorsun böyle yaklaşık bir 50-60 sayfa. Bayağı diyalogları yazıyorsun. Seni nasıl yönlendirdiğini, ses kaydını alıyorsun, hocalarına veriyorsun. Bunların hepsini yaptıktan sonra da eğer olumlu sonuçlanırsa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanlığı sertifikası adınıza tahsis ediliyor. Peki aile danışmanı nedir? Aile danışmanı arkadaşlar herkes şey zannediyor. Bir ailenin içinde olması lazım. Hayır. Aile danışmanlığı verebilmek için en önemli şart aile ya da çift olunması gerekmektedir. Bireysel alamıyorsunuz insanları. Yani psikologlar ve psikiyatrlar gibi tek başına alıp psikoterapi yapamazsın aile danışmanıysan. Yaşam koçu olarak düşünebilirsiniz. Daha normal ve basit vakalar olarak düşünebilirsiniz bu kişilerin yaptığı işleri. Anne baba olarak alabilirsiniz. Anne çocuk olarak alabilirsiniz. İki kardeş olarak alabilirsiniz. Sevgililer
şeyler olabilir. Bu tarz, yani illa aile bağ olmasına da gerek yok, evli olmasına da gerek yok. Seanslarınızda yani minimum 2 kişi olması lazım. Bu insanların en temel iletişim sorunlarını ele aldığınız bir danışmanlıktır bu. Yani çok ciddi vakaların, ilaçla tedavisi gereken vakaların vesairenin olmaması gerekiyor. Daha hafif vakaların olması, size böyle bir danışan, koç olarak gelen insanların olması gerekiyor. Örneğin ergenlik dönemindeki bir çocuğun ebeveyniyle olan ilişkileri olabilir, sevgililerin ilişkilerindeki iletişim eksikliğinden dolayı yaşadığı çıkmazlar olabilir, karı kocanın kendi arasındaki başka problemleri olabilir. Konuşarak ve iletişimi kuvvetlendirerek çözebileceğimiz normallikte olması gerekiyor bu problemlerin. Sürekli bir şeyler geçiyor mu diye bakıyorum, kusura bakmayın. Peki aile danışmanı nerelerde iş yapabilir? Çok fazla iş olanakları var mıdır? Aile hekimliğinin açıldığı senelerde bakanlıktan şöyle bir bildiri gelmişti. Her mahalleye aile hekimiyle birlikte aile danışmanları da atanacak. Çünkü çok fazla boşanmalar, çok fazla ergenlik dönemindeki krizler ve atlatılamama problemleri yaşandığı için her aileye bir aile danışmanlığı atanacaktır diye bir bildiri yayınlandı. Ama daha sonrasında bu hayata geçirilmedi. Aile danışmanı peki nerelerde çalışacak? Öncelikle bir psikolog ya da psikiyatrist gibi kendi kliniğini açamıyor aile danışmanı. Ama onların yanında aile danışmanı olarak görev yapabiliyor. Devletin kuruluşlarında görev yapabiliyor. Belediyelerde bu tarz aile danışmanlıkları istihdamı var. Ama çok fazla geliri var mı? Bence psikologlar ya da psikiyatristler kadar geliri yok. Biraz daha düşük kazanıyorlar. Belki ileride dediğim gibi bu aile hekimliği gibi aile danışmanlığı da her mahalleye bir aile danışmanı atandığında daha revaçta olabilir. O yüzden vaktiniz varsa böyle bir sertifikaya başvurup alıp cebinize koymanızda fayda var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Özellikle nasıl psikologlar, sosyologların aile danışmanı olması, seans vermesine çok sıcak bakmıyorlarsa kesinlikle hak veriyorum. Çünkü bir tarafta 4 yıl boyunca sürekli psikoloji eğitimi alan insanlar var. Diğer tarafta psikolojiyi seçmeli ders olarak alan insanlar var. Ve üstüne 6 aylık bir aile danışmanlığı programıyla siz karşınıza gelecek insanlara çok da sağlıklı seanslar yapamayabilirsiniz. O yüzden sürekli okuyup kendinizi geliştirip başka eğitimlerle de aile danışmanlığı eğitiminizi desteklemenizde fayda var. Eğer aile danışmanı olmak istiyorsanız o sertifikayı aldıktan sonra direkt maalesef seans görmenizi önermiyorum. Çünkü yapacağınız yanlış ufacık bir yönlendirme ailenin parçalanmasına ya da çok negatif sonuçlar almasına da sebebiyet verir. O yüzden iyice eğitiminizi alıp kendinizi donattıktan sonra seanslara başlamanızı da öneririm. Kısaca özetlemek gerekirse psikiyatrlar tıp bölüm mezunu, üstüne 4-5 sene uzmanlık yapıyorlar akıl ve ruh sağlığı hastalıklarıyla ilgili. Çok ciddi boyutta şizofreni, depresyon gibi hastalara ilaç verme yetkisine sahip olarak psikoterapi de uygulayabilen insanlardır. Psikologlar ise insanları birey olarak seanslarına alıp onlarla psikoterapi sonucunda yapmış olduğu konuşma tedavileriyle hayata döndürme çabasındadır. Sosyologlar ise bireysel değil, toplumsal ve kitlesel boyutta insanların psikolojisini, nelerden etkilendiğini, nasıl yönetilmesi gerektiğini, nelerin önlemine alınması lazım tarzı öneriler sunan bir toplum bilimidir. Aile danışmanlığı ise en az 2 kişiyle, aile bireyleriyle ya da sevgililerle 2 kişiyle olmak üzere seansların yapıldığı, daha basit vakaların olduğu, temel iletişim ve hissiyatla problemlerin çözülmesine odaklanan bir daldır. Umarım faydalı olmuştur bu videom ve bilgiler. Size bana çokça soruyordunuz. Biliyorum diziler kadar izlenmiyor bu videolarım ama olsun. En azından bir iki kişinin işine yarasa bile, hayatını yönlendirmesinde bir ışık tutsa bile benim için yeterli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Instagram'a da bekliyorum. Kitap çekilişlerimiz devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.